Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında 259 hektarlık alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yapılan çalışmalar neticesinde elektrikli otobüs projesinin de onaylandığını ve yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, düzenlediği basın toplantısında elektrikli otobüsle ilgili son durum ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşümle ilgili Elazığ'da 2014 yılından itibaren çok yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Özellikle 7 mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde 21.69 hektarlık bir alanda çalışma devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nihai noktasına geldik. Öncelikle Cumhuriyet Mahallesi'nde imar planına esas olan zemin etütleri yapıldı. Daha sonra kamulaştırmayla ilgili detay çalışmalar yapıldı. Akabinde hali hazırdaki hak sahipleri tespiti ve gayrimenkul değerlendirme çalışmaları yapıldı. Akabinde mevcut durum analizi yapıldı. Bu alandaki 21.69 hektarlık alanda ne kadar okul var, ne kadar sosyal testlere ihtiyaç olacak, kaç tane cami yapılacak, kaç konut var ve bunlarla birlikte rezerv alanıyla riskli alanlarda nelerin yapılması gerektiği noktasında geniş bir mevcut durum analizi yapıldı. Nihayetinde 15 gün önce TOKİ ile buranın yapım protokolünü imzalamış olduk. TOKİ ile yapım protokolü imzalandıktan sonra ise sürecin artık oradaki hak sahipleriyle olan görüşmeler bölümüne geçmiş olduk. Hak sahiplerine bugünden itibaren birer yazı göndererek görüşmeye davet ediyoruz. Elektrikli otobüs içinde çok uzun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Yanılmaz, elektrikli otobüsler yıl içinde yollarda olacak dedi. Elektrikli otobüs projesi üzerinde çok uzun bir çalışma yaptık. İstedik ki otobüslerimiz bataryalı olsun. İhtiyaç duyduğumuz güzergahlara o otobüsleri anında aktarabilelim, gönderebilelim. Hem bu ARGE çalışması bir taraftan devam etti, bir taraftan da otobüslerimizin kaynak problemini, finans problemini halletmek için hem Dünya Bankası nezdinde, hem Avrupa Birliği bankaları nezdinde, hem İslam Bankası nezdinde birçok çalışmalarımız oldu, birçok girişimlerimiz oldu. Akabinde Dünya Bankası'ndan bunun finans problemini de geçen hafta itibariyle bitirdik. İçişleri Bakanlığımızın onayı da geldi. Ve inşallah Şubat ayı içinde Elbüs elektrikli otobüslerimizin ihalesine çıkacağız. Bu yıl içinde de inşallah elektrikli otobüslerimizi Elazığ yollarında göreceğiz. Avrupa Gönüllü Hizmet Programı kapsamında Elazığ Belediyesi olarak yaptıkları akreditasyon başvurusunun kabul ettiğini duyuran Başkan Yanılmaz, bu sayede gençlere Avrupa'da hem eğitim alma hem de gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunulacağını kaydetti. Gençlerimiz için Avrupa'da hem eğitim görme hem de oradaki kültürü, oradaki gelişmeleri yakın takip etme noktasında Elazığ Belediyesi'nin elde etmiş olduğu akreditasyon çalışmasıdır. Elazığ Belediyesi olarak 2016 yılı içerisinde Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı'na Avrupa Gönüllü Hizmet Programı kapsamında yaptığımız akreditasyon başvurusu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilerek 26.1.2017 tarihi itibariyle onaylanmıştır. Ve Elazığ'dan gençlerimiz de Avrupa'nın göbeğinde hem dil öğrenmeleri, hem kültürler arası diyaloğu kurabilmeleri, becerilerini arttırabilmeleri için çok önemli bir çalışma içine koymuş olacağız.